Hakkın Uysal aslında sizler de aktardınız. Hakem heyetinin karar vermek için 31 Ağustos yani Perşembe gününe kadar süresi var. Bugün dördüncü toplantıyı yapıyor hakem kurulu. Ama şunu söyleyelim bu toplantı sonrasında bir açıklama gelmesi de muhtemel. Çünkü artık son iki toplantı kaldı. Eğer hakem kurulu bugün karar vermezse yarın 30 Ağustos resmi tatil olduğu için yarın bir toplantı gerçekleşmeyecek. Hakem kurulunun da 31 Ağustos'a kadar süresi olduğu için son toplantı eğer bugün karar verilmezse 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Yani son iki toplantı diyebiliriz eğer bugün karar çıkmazsa. Ancak biz bugün bir kararın verilebileceği yönde bir beklentideyiz. Çünkü e, cumartesi günü yine bir toplantı yapıldı. Pazar günü toplantı yapıldı geçtiğimiz gün ve dün yine bir toplantı yapıldı ki dün yapılan toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Uzunca da bir toplantı. Detaylı bir şekilde bu toplantıda tüm başlıkların ele alındığını düşünüyoruz. Bugünkü toplantı sonrasında bugün saat 14'te başlayacak toplantı. Bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ancak olur da hakem kurulu bugün karar vermezse son gün artık perşembe günü tüm zam ile birlikte tüm haklarda belli olmuş olacak. Dilerseniz süreci izleyicilerimiz için kısa bir hatırlatmış olalım. Toplu sözleşme süreci yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. Yine engelli aile aylığı alanlar gibi de bir kısım da var. Yani toplamda 80 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek bir karar bu. E, masada e, memur sen memurları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işvereni temsil ediyordu. Biraz Ağustos'ta başlamıştı süreç ve bugün bugüne değin de zaten Ağustos boyunca müzakereler devam etti. Ancak taraflar zam konusunda bir anlaşma sağlayamamıştı. Hükümetin verdiği en son teklif 3. toplantıda 15 artı 10 2024 için, 2025 için ise 6 artı 5'ti. Tabi bunun sonrasında 22 Ağustos'ta 4. bir toplantı gerçekleşmişti. Bu toplantıda bir teklif verildi ama bu kamuoyunda paylaşılmadı. Onun sonrasında ise zam oranında bir anlaşma sağlayamadı taraflar ve geçtiğimiz cuma günü de e, memur sen Çalışma Bakanlığı'na dilekçe vererek sürecin hakem kuruluna gitmesini istedi. Ki geçtiğimiz cumartesi de hakem kurulu süreci devralarak ilk toplantısını yapmıştı. Bir buçuk saatlik süren bir toplantı sonrasında. Ancak masada şunu söyleyeyim zam konusunda taraflar bir anlaşma sağlayamadı ancak 11 hizmet kolunun 341 maddesine yani kısmi bir anlaşmaya gidildi. Sosyal haklar konusunda taraflar bir anlaşma sağladı. Özellikle TOKİ'de memurlara öncelik verilmesi, yine kamuda çalışan engellilere, rojmanlarda öncelik verilmesi, birinci derece memurların hepsine 3600 ek gösterge verilmesi ve haç izni gibi birçok sosyal hak konusunda memurlar bu masada e, karlı kalktı diyebiliriz. Burada hizmet kolunda e, anlaşma sağlandı. Ancak bir tek zam konusunda taraflar bir anlaşma sağlayamamıştı. Bunu da artık hakem kurulu devraldı. Bugün saat 14'te gerçekleşecek dördüncü toplantı sonrasında hakem kurulunun bir karar vermesini bekliyoruz. Ancak Bugün bir karar çıkmazsa 31 Ağustos Perşembe günü son toplantı yapılacak ve bu toplantının ardından karar netleşmiş olacak. Tabii şunu da söyleyelim verilen hakem kurulunun ağzından çıkacak rakam baki olacak. Yani iki tarafta bu rakama e, itiraz edemeyecek çünkü o çokluğuyla yapılıyor. Hakem kurulu da 11 kişiden oluşuyor. E, i̇çerisinde tabii Sayıştay Başkanı zaten başkanlık ediyor. İçerisinde yine yargı mensupları, bürokratlar, sendikacılar ve akademisyenler oluşuyor. E, 11 kişilik e, kamu hakem kurulunun içerisinde o çokluğuyla da karar alındığı için de bu karara itiraz edilemeyecek. Hakem kurulu hangi rakam açıklarsa bu, bu rakam kabul edilecek. Tabii şunu da söyleyelim bu rakamın üzerine bir de Temmuz ve Aralık olmak üzere ortalama bir enflasyon farkı da eklenecek. Yani yüzde %15 en son verildi örneğin 15 olsa dahi bunun üzerine bir de enflasyon farkı verildiğinde bu 35-40'lara kadar bu oran çıkmış olacak. Tabii bunun enflasyonun belli olmasıyla rakam ortaya net bir şekilde çıkmış olacak. Şu an net bir rakam söylemek doğru değil ancak bugün Hakem Kurulu'nun 14'te bir karar vermesini bekliyoruz. Ancak beklemezse, vermezse kararını Hakem Kurulu 31 Ağustos Perşembe günü son toplantısını yapacak. Ve böylelikle Perşembe günü 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin zam oranı da belli olmuş olacak. Bizler toplantıyı takip ediyoruz. Detaylar geldikçe de paylaşmayı sürdüreceğiz. Haklan Uysal.